1632 yılında lodoslu bir havada Üsküdar Doğancılar'da çimenlerin üzerinde piknik yapan bir aile havadan kanatlarıyla süzülerek gelen bir kişiyi görür. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre Ahmet Çelebi adındaki bu kişi Galata Kulesi'nden havalanarak tam 3358 metre uçmuştur. Kişisel uçan araçlar kavramının ilk örneklerinden biri olan bu hikayeden 250 yıl kadar sonra uçaklar ve arabalar yaklaşık aynı dönemde hayatımıza girdi. Ve girdiğinden beri bu ikisinin karışımı olan yeni bir araç türü daha hayal edilmeye başlandı. Uçan arabalar. Otomobillerin toplu olarak üretilmesini kolaylaştıran ve hızlandıran teknikleri uygulamasıyla tanınan Henry Ford daha 1940 yılında şöyle bir kehanette bulunmuştu. Bu sözümü unutmayın. Araba ve uçak kombinasyonu yeni bir araç geliyor. Şimdi gülebilirsiniz ama bir gün mutlaka gelecek. Hala gelmedi be Henry Ford. Ayrıca ilk uçan arabanın bu sözün söylenmesinden 6 yıl önce 1934'te havalandığını düşünecek olursak çok da ileriyi görmeye gerek yok böyle bir kehanette bulunmak için. Ama yine de olmadı. Olmayan şey arabanın kendisi değil, bir sıradan kullanıcıların hayatına girmesi. Mesela şöyle bir arabamızla pikniğe gidip sonrasında da havada bir tur atamadık. Ya da jetkiller gibi uçan arabamızla çocuğumuzu okula, eşimizi AVM'ye bırakamadık. Zaten bu tür stereotiplerden ve kanıksanmış toplumsal rollerden de kendimizi bir türlü kurtaramadık ama o başka bir hikaye. 1960'lı yılların hayal gücünde şimdi yaşadığımız 2000'li yıllar böyle olmalıydı. Ama olmadı. Pikniğe giderken uçurduğumuz arabalar yerine piknikteyken videolar çekebildiğimiz küçük dronlar var şimdi elimizde. Bunu böyle bir hayal kırıklığı içerisinde söylüyormuş gibi gözükebilirim ama bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tarihine baktığımızda görüyoruz ki bazen hiç beklenmeyen buluşlar yine hiç beklenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Belki de eksik parça bu dronlardı. Az sonra size son 10 yılda gördüğüm en çarpıcı uçan aracı göstereceğim ama önce halihazırda geliştirilmiş bazı başka diğer prototiplere bir göz atalım isterseniz. İlki Hollandalı PALV şirketi tarafından geliştirilen bir araç. Bir motosiklet ve helikopter karışımı olan bu araç tam bir hibrit görünümünde. Yerde iki kişilik spor bir otomobil gibi performans gösterirken çok kısa sürede bir helikoptere dönüşebiliyor. Arabayla helikopteri böyle birleştirebiliyorsak neden arabayla uçağı birleştirmeyelim ki? İkinci uçan aracımız Terrafugia tam da böyle bir melez. Kanatları katlanabilen bir uçak görünümünde. Zaten pilotlar tarafından geliştirilmiş. Muhtemelen uzun uçuşlardan sonra keşke bu uçağı evdeki garajıma park edebilsem de şu trafiğe hiç girmesem diye düşünen pilotlar tarafından. İcatların çoğu böyle tembel düşüncelerden ya da bir sonuca ulaşmak için kestirme yol bulma çabalarından ortaya çıkar biliyor musunuz? O yüzden başıma icat çıkartma filan demeden önce eşinize, dostunuza, çocuğunuza bir kere daha düşünün derim. Gösterdiğim her iki aracın da kendine göre bazı problemleri var. En önemli problem araba ehliyetinizle bu araçları kullanamıyor olmanız, bir pilot lisansına ihtiyacınız var. Dolayısıyla da uzun süreli bir eğitime. O yüzden bu tür araçlar üretilse bile yaygınlaşabilmesi yani hayatımızın içine girebilmesi biraz zor gözüküyor. Zaten ikinci problem de bunların üretimi aşamasında yaşanıyor çünkü çok karmaşık ve teknik parçaların birleştirilmesi gerekiyor. Düşünün sadece helikopter ya da sadece araba yapmıyorsunuz, ikisini bir arada yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii bu da fiyatlarını yükseltiyor. Bir icadın yaygınlaşabilmesi için kullanımının kolay ve kendisinin de ucuz olması gerekiyor. Bu da bizi üçüncü örneğimize getiriyor. Arabayla helikopteri, arabayla uçağı birleştirdik. Peki ya arabayla paraşütü birleştirirsek ne olur? Maverick ortaya çıkar. Çok saçma ve biraz da komik gibi gözüken bir konsept ama şaşırtıcı bir şekilde işe yaramış. Tek bir motor hem tekerlekleri hem de arkadaki pervaneyi döndürmek için kullanılıyor. Dolayısıyla havada da gaza basıp direksiyonu çevirmeye devam ediyorsunuz. Üstelik bu aracı kullanmak için pilot lisansına da ihtiyacınız yok. Herhangi bir yere iniş yapıp sonra da bir off-road aracı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Florida'da geliştirilen bu araç şu anda üretimde ve hatta satışta. Eğer 94 bin dolarınız varsa bu aracı alıp yola bile ihtiyaç duymadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Hey Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads.
Uçan araçlarla ilgili geliştirilmiş daha başka örnekler de var. Slovakların tasarladığı aeromobil, Fransızların geliştirdiği Explorer, Rusların hava taksisi olarak kullanmayı düşündüğü Bartini. Bu alandaki en son moda arabalarla dronları birleştirmek. Dronlara düşkünlüğüyle bilinen YouTuber meslektaşım Casey Neistat, geçtiğimiz aylarda böyle bir aracı uçurdu. Flyer adlı bu aracın 8 pervanesi var ve yerden 3 metre kadar yükselebiliyor. Ve en güzeli de sadece elektrik enerjisiyle çalışması, yani pillerle, tıpkı dronlar gibi. Aracı geliştiren şirketin baş tasarımcısı Alman asıllı bir girişimci, yatırımcısı ise Google'ın da kurucularından biri olan Larry Page. Peki bu ne anlama geliyor? Yani dünyanın en önemli ve en zengin şirketlerinden birinin kurucusunun böyle bir işe yatırım yapması? Yakın geleceğin en önemli inovasyon alanlarından biri bu olacak. Uçan arabalar. Modernize edilmiş ifadesiyle kişisel uçan araçlar. Elon Musk biyografisinde zaman zaman Larry Page'in evine gidip kaldığını ve geceleri geç saatlerde bu konulardan bahsettiklerini, konuştuklarını anlatır. Gecenin bir yarısı mutfakta karşılıklı geyik muhabbeti yapan kişileri hayal edin. Birisi kendi kendini kullanabilen elektrikli otomobiller üreteceğini söylüyor. Diğeri de ona bakıp aman bunlar çok demode fikirler, ben uçan arabalar yapacağım diyor. İşte şimdilerde o geyik muhabbetlerinin gerçeğe dönüşmeye başladığı günlerin içindeyiz. Önümüzdeki yıllarda yollarda çok daha gelişmiş arabaları görmeyi beklerken birdenbire havada uçan araçlar kullanmaya başlayabiliriz, hazırlıklı olun. Ama bana bu hissi veren araç az önce bahsettiklerimin hiçbiri değil. Hatta son gösterdiğim Larry Page'in Flyer'ı beni biraz ürküttü bile diyebilirim. Zaten onu kullanabilmek için en az 2-3 saatlik bir eğitim almak ve sadece su üzerinde uçurmak gerekiyor nedense. Hani düşersek yumuşak bir iniş olsun diye düşünmüşler herhalde. Beni asıl heyecanlandıran uçan araç Blackfly. Aracın tasarımı da drone ve uçak hibriti. Ayırt edici özelliği ise çok güçlü motorlarının olması. Üstelik bu motorlar güneş enerjisiyle bile şarj edilebilen pillerle çalışıyor. Aracın kullanımı bilgisayar yazılımları sayesinde son derece kolay ve hatta keyifli hale getirilmiş. En önemlisi de üretim ve bakım maliyetlerini düşük tutmak için son derece minimalist bir tasarım yapılmış olması. Büyük bir gizlilikle 7 yıldan beri geliştirilmekte olan bu araç daha 2 ay önce 2018'in Temmuz ayında duyuruldu. Ve hazır olun, 2019'da satışa çıkacak. Üstelik fiyatının da ortalama bir SUV otomobil seviyesinde olması bekleniyor. Yani belki de önümüzdeki yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde artık uçan araçlar çizgi filmlerin ya da filmlerin fantazilerinden çıkıp bizim hayatımıza girebilecek. Bunu bilemiyoruz. Ama benim ilgimi çeken başka bir şey daha var bu hikayeyle ilgili. Blackfly, Kanada'nın adını bile duymadığınız küçücük bir kasabasında 2011 yılında geliştirilmeye başlanmış. Son dönemde Silikon Vadisi'ne taşınmış ve yine Larry Page tarafından desteklendiği yolunda bir takım dedikodular var. Ve ilk fikir aşamasının üzerinden daha 8 yıl geçmeden satışa çıkacak. Bütün bunları neden söylüyorum? Ve bilhassa neden bu video boyunca bütün bu araçların hangi ülkelerde tasarlandığını, geliştirildiğini vurguluyorum? Çünkü Rusya'dan Slovakya'ya, Almanya'dan Kanada'ya kadar tüm dünya o kadar hızlı değişiyor ve bu değişimlere sebep olan teknolojik icatlar ve tasarımlar o kadar farklı coğrafyalardan, o kadar farklı beyinlerden ortaya çıkıyor ki insan ister istemez bizim coğrafyamızdan da neden böyle bir fikir ortaya çıkmasın ki diye düşünmeden edemiyor. Evliya Çelebi'nin o koskocaman 10 ciltlik seyahatnamesinin içinde sadece 3 satırda anlatılan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayesinin doğru olup olmadığını bile tam olarak bilmiyoruz ama kendi havacılık tarihimizin bir dönüm noktası olarak kabul edip haklı olarak heyecan duyuyoruz böyle bir şeyi anlatmaktan.
Evet, Elon Musk ve Larry Page de bugün geldikleri noktaya gelebilmek için kendi aralarında yaptıkları geyik muhabbetleriyle yola çıktılar. Hayal gücünü serbest bırakıp fikirleri uçurmak başlangıç için iyidir. Devamında insanları gerçekten uçurmak gerekir. Biz yıllardır geyik muhabbetlerimizde sadece fikirlerimizi değil, Hezarfen Ahmet Çelebi gibi isimleri de uçurduk. Artık onun sadece hikayesinden değil de teknolojisinden, yani kanatlarından ve daha da önemlisi cesaretinden ilham alarak uçma hayallerimizi gerçekleştirmenin vakti gelmedi mi?